Herkese merhaba arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Müthiş bir maç oldu bence. Oyun olarak, skor olarak da aynı şekilde. Maça baskılı bir şekilde başladı. Tam bir iç saha oyunuyla başladı Galatasaray. İlk 15 dakika rakibi çıkartmadı. Bir tane pozisyonu var ilk 15 dakikada Beşiktaş'ın. Semih'in sol çaprazdan içeri girip Avut'a attı top. Onun dışında pozisyon vermeyen, e, önde basan, rakibi çıkartmayan bir Galatasaray vardı. Bunun neticesinde 13. dakikada Saran'ın kullandığı duran topta Davinson Sanchez müthiş yükseldi. Ve Ersin'in uzanamayacağı köşeye çok klasik bir kafa vuruşuyla 1-0 öne geçirdi. 1-0 geçince topu yere indirip e, pas yapmaya başladık. Topun daha fazla bizde kalmasına yönelik bir oyuna geçtik. Bu süre zarfında da çok fazla pozisyon vermedik rakibi. E, bir tane... Rafa sol çaprazdan girdi. Vurdu. Kaleci Mustar'a iyi yer tuttu ve çıkardı. Onun dışında çok net pozisyonu yoktu Beşiktaş'ın ilk yarıda. E, maçın genelinde hakem çok fazla maçı durdurdu. Yani oyunun akmasına izin vermedi. En ufak bir yere düşen oyuncu foul çaldı. İki takım içinde geçerli bu. Ama daha çok takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyebiliriz. Bugün Galatasaray hem hakemi de yendi, hem de Beşiktaş'ta yendi. İlk yarının öne çıkan isimleri ise Davinson Sanchez ve Salah idi bence. Davinson 2-3 tane Beşiktaş'ın başlamadan e, bitirdiği atak var. Beşiktaş'ın başlamasına izin vermediği atak var. 2-3 tane çok kritik nokta basıp alıp e, bizim hata çıktığımız çok önemli pozisyonlar var bir de gol attı üstüne üstlük e, yani Davinson'u her maç ölsek az kalır bence İkinci isim de Zalai Zalai şöyle sağ kanatta topu ne zaman zalayı atsak top orada kaldı yani gerek faal aldı gerek rakibine eksiltti gerek ikiye birlerle e, takımını çıkaran isim oldu bence Zalai sağ kanatta. Öf. İlk yerle ilgili notlarım bu şekilde. İkinci yarıda skorun da vermiş olduğu rahatlıkla tempoyu düşürden bir taraf Vardı. Bu süre zarfında sadece bir tane pozisyon verdik Beşiktaş'a. O da e, kontra diyebileceğimiz bir pozisyonda Rafa Silva topukla bıraktı. Joao Mario vurdu. Abdülkerim Mustera'nın da topu korner attı. Onun dışında net bir pozisyonu yoktu. 67. dakikayı gösterirken dakikalar e, Sara yine koordinat girdi topa ve müthiş bir yere kesti. Osimen'in kafasına aldı at dedi Osimen'e. Osimen de öyle bir yükseldi ki yani direkt de aynı hizada vurdu topaya. Müthiş bir golcü. geleceğiz birazdan Osimen'e de. 2-0 olunca maç koptu dedik biz artık yani. Daha rahat oynarız, farka gideriz derken yine klasik Galatasaray gibi oynadık. Ee, son dakikalarda 90 artı Muçi müthiş bir gol attı. Sol ayağıyla. Uzun top. Yelert topu sektiriyor. Muçi sırtını dayıyor yelerte ve sol ayağıyla müthiş bir şut atıyor. Kalecinin uzanamayacağı yere direkten içeri giriyor top. Bu skorla maç 2-1 bitiyor. Maçın genel olarak ilerine bakacak olduğumuz zaman Osimen rakip savunmayla dalga geçti adeta. Sırtını dayadı, top aldı, kafayla aldı, ayağıyla aldı. Arkadaşlarına servis yaptı. Yani müthiş bir top attı bugün. Rakip e, rakip savunmalara kök söktürdü bence. Gerek Emirhan olsun gerek Udekai olsun. E, i̇llallah etmiştir bugün o Ve golü de müthişti yani. İnanılmaz bir yükseliş. Oraya kadar yükselirsen o golü atarsın yani. Ve etrafında da hiçbir Beşiktaşlı yoktu yani. yani. Bu çok büyük bir savunma zafiyeti demektir. Hele ki Galatasaray gibi bu ligde geçen seneden beri 13 tane duran top golü atan bir takıma karşı 2 tane duran top golü yemek facia ötesi bir şeydir. Onun dışında Sara Maestro gibi takımın beyni oldu adeta gelir gelmez. Bence farkını ortaya koyuyor yani. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda müthiş işlere imza atıyor. Takımını pres altından öyle güzel çıkartıyor ki sanki hiç pres yapmıyormuş gibi rakip takım. Yani öyle bir topla dönüşü var ki öyle bir Oyun görüşü var ki gerek kısa mesafeli paslarda gerek uzun mesafeli paslarda müthiş işler yapıyor Gabriel Sara. Bugün de yine duran toptan 2 tane Müthiş asist yaptı bence. E, ee, oyuna Mertens girdi. Bir tane korner oldu. O zamana kadar bütün duran topları Sara kullanırken Mertens kullandı ve ilk adamdan geri döndü mesela. Hani Sara varsa Sara kullanır abi duran top. Ben bunu anladım yani. Şu Sara'nın oynadığı 6-7 haftada net bir şekilde gözüküyor ki duran top olursa Sara kullanır o topu. Onun dışında Yunus çok etkiliydi. Ee, i̇lk yarıda özellikle çok fazla gezerek oynadı. Gezerek oynamasının avantajı da marke edilmesi zor bir oyuncu hale gel haline geliyor. Ee, i̇lk yarıda dediğim gibi çok fazla yer değiştirerek oynadı. Ee, top kaybetmiyor bir kere ileri uçta. Hani takımını geri koşturmuyor. O en önemli özelliklerden birisi. Onun dışında da müthiş oynadı yani Puh asist gol yapmadı ama oyun içindeki etkinliği harikaydı bence ilk yarı özelinde. Ve son isim yok yani. Zaten Sara, Davinson ve Osimen'le rakibi yıktık. Yunus da ekstradan bir performans ortaya koydu. Şimdi tartışmalı pozisyonlara geçecek olursak hemen ona geçelim e, Icardi'ye verilmeyen bir penaltı var maçın hemen başında daha. Yani daha penaltı olması için ne lazım ben onu anlamadım. Hani Icardi önceliği almış. Udogoy'a arkadan ayağını sokuyor ve e, topa dokunamıyor yani. Icardi'nin üst baldırına bir müdahalesi var diziyle. Bunun penaltı olmaması için ne gerekiyor yani? Hani penaltı olması için daha ne lazım ben onu anlamadım. Bence çok net bir penaltı verilmedi. Daha sonrasında İlk yerinin sonlarına doğru bir savunma arkasına top atıldı Rafa tarafından. Yok Immobile tarafından özür dilerim. Immobile topu attı. Rafa hareketlendi. Ee, Barış Alper omzunu koydu ve e, faal yaptı. Orada son adam olur mu? Hakemin de vücut dilinden anladığım kadarıyla kaleye doğru gitmiyor diyor Rafa Silva için. Ee, ya ben de öyle gördüm açıkçası. Kaleye doğru gitse düşünürdük kırmızı kart olabilir mi diye ama yani yönü korner bayrağına doğru. Yani bence hakemin kararı orada doğruydu. Bir tane de bizim kırmızı kart beklediğimiz bir pozisyon var. Ee, i̇kinci yarıda. Osman orta sahadan aldığı kontrolüne e, arkadan Emran Topçu indirdi. Tam orta sahanın ortasında. Yani kale çok uzak mesafe. Beşiktaş'ta önce yetişebilir mi Osman'a bilmiyorum ama e, top da Osman'ın kontrolünde değil. Bence sarı kart doğru karardı orada. Bunların yanı sıra ekstradan olarak e, Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünen Beşiktaşlılar varmış. Şöyle özetleyeyim. E, bir tane taç çizgisinin kenarında İmobile ile sonu var. Orada bir yumruk var mı yok mu gibisine. E, bir müdahale var orada evet. Ama müdahalenin sertliği şiddetin ne derecede? Onu ona var karışamıyor hani burada bu kadar sert vurdu, şu kadar az vurdu diye bir yorum yapma şansı yok varın. Onu hakem görecek ve sarı kartla cezalandıracak. Sonrasında da Rafa Silva'ya yapmış olduğu bir müdahale var kaval kemine ayağının dışıyla. Orada yine hakem sarı kartı vermedi. E, bence o çok net bir sarı karttı. Bunları söyleyebilirim maç için. Namalüp Galatasaray devam ediyor yoluna. 9 maç, 8 galibiyet, 1 beraberlik. E, 29 gol atmışız bu süre zarfında. 8 tane gol yemişiz. Bu 9. gol olduğum için attı. Yani Galatasaray dolu düzgün devam ediyor yoluna ligde. Şimdi bir bay haftamız var. Önümüzdeki hafta lig maçı yok. Bir sonraki hafta içinde de Tottenham maçında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.